hoş geldiniz. Bugün sizlere bir kitap serisinden bahsedeceğim. Ben bu kitap serisini bu kadar iyi beklemiyordum. Hani uzun süredir kitaplığımda bulunan ve bir arkadaşımın önerisiyle aldığım bir kitaptı. Hep karşıma çıkıyordu. Hani hiç cesaret edip almamıştım ve en son alıp aylar sonra kitap serisini okumaya başladım. Ve birkaç günde bitirdim diyebilirim. Hatta ilk kitabı neredeyse bir 24 saat içinde bitirdim. Çok güzeldi. Yani sevdiğim bir tarzda bir kurgusu vardı ve biraz kafa karışıklığı vardı. Yani yıllar o kadar çok değişiyordu ki hangisi hangi yıl diye bayağı bir kafa yormuştum sonlarına doğru hatta hele. Şimdi kitap serimiz Bir Sonraki Hayatımız yabancı yayınlarından çıkmış ve yabancı yayınların bu kapak serisini çok beğendim. Hani çok aylarda dediğim gibi kitaplığımda olmasına rağmen sapasağlam ve cilt yönünden çok güzeldi. Sadece galiba kargodan gelirken şurasını yırtmışlar. Ama genel olarak kitabın sağlamlığı gayet iyi. Diğer kitabı ise Son Başlangıç. Şimdilik bir sonraki hayatımızda konusuna başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar, konusu kitabımızın şöyle 4 farklı bir zamanda İki kişinin yaşadıklarını, aynı iki kişinin yaşadıkları olaylara şahit oluyoruz. 1745, 1854, 2019 ve 2040, 39 diyelim yıllarını aynı kişilerin neler yaşadığını ve aynı benzer süreçten geçtiklerini görüyoruz. Ve belki tarihi bilgileri çok iyi olanlar demeyeyim de hani şu tarihlerde gittikleri hani bu zaman tarihlerinde çok önemli dünya olayları oluyor. Ve nedense hep bu olaylarda bu ikisi ortaya çıkıyor. Ve Katie ve Metavon ve Katerine yani Kate ve Metin birbirlerini tanışması, o süreçte aşık olmaları, başlarına gelen olaylar ve her defasında birilerini kurtarmaya çalışmaları kitabımızda. Hani muhakkak bir savaş, biyolojik bir saldırı, o olay anlatılıyor. İlk tabii anlamıyorsunuz. İlk mesela 1745'e başlıyor. O anki mesela o dönemin giysileriyle. O arada mesela Matt orada bir arabacı yani hizmetçisi, Katie ise orada bir hanımefendi. Orada onların ilişkisi devam ediyor. 1854'te Katie'miz yetim ve orada erkek kılığında dolaşıyor. Matt ise burada bir Times gazetesinde yazar. 2019'dakiler ise daha çok onları fazla girmiyoruz. Onlara onların notlarını okuyoruz. Hani onların neler yaşadığına çok fazla yani ayrıntılı girmiyorlar. Sadece onlarla ilgili notlar var kitapta. Şu şekilde dur gösterirsem daha iyi olur. Hani onlar hakkında yazışma ve şu şekilde yazışmalar ve bölümler var. Biraz şu yazışma ve şey kısımları hani rapor dosya kısmı biraz Illuminati dosyasını bana anımsattı sadece. Hani tıpatıp diyemem. O daha farklıydı ama biraz anımsattı diyebiliriz. Ona göre daha bir kurgusu daha toparlanmış haldeydi. Ve her bölümde bu şekilde her dönemi yaşıyoruz. Sonlara doğru hani neden her dönemde ikisini birlikte hani birbirlerine aşık olmasını, sevmesini onları yavaş yavaş görüyoruz. Ve benim en favorim 1854'tekiler. Çünkü Kate orada erkek kılığında ve casus olarak Metin yanında çalışmaya başlıyor ve dünyadaki savaş, Balkan Savaş, Rus savaşları galiba o ara onunla birlikte dolaşıyorlar. Kitabımızın sonu çok karışıyor. Böyle kafamız allak bullak oluyor. Hani çünkü alt tarafta konuşmalar, dosyalar var. Bildiğiniz böyle farklı kişiler konuşuyor. Onlar bilgi veriyor. 1854'te şu sıkıntı oldu, 1745'te şöyle bir sıkıntılar oldu diye farklı farklı bilgiler geçiyor arada. Sonunda kafa biraz allak bullak oluyor ama iyi toparlıyorlar. Ve çözülmüş bir şekilde bu kitabımız son buluyor. Ama kitabın gelişi olarak son buluyor. Ama
kafamızda birçok soruyla bırakıyor tabii ki bizi. Hani niye onlar hep aynı dönemde, niye çıkıyorlar ve önemli savaşların ortasında diye. Ve diğer bu kitabımızda çok farklı başlıyor bir sonraki kitabımız, yani son başlangıç. İlk başta dedim ki acaba hani neden ikinci kitap bu? Çünkü hiç alakasız başladık. Clove adlı bir kızın yaşamıyla başladık ve tek tanıdık Matt'in kardeşi Tom. Çünkü onu diğer kitaptan bir tek tanıdık, o var. Ve Clove'un bu sefer konuşmalarıyla ikisinin arasındaki bilgiler, mesela zaman yolculuğu, onunla ilgili bilgiler epey ilerliyor. Ve başta biraz sıkıldım, ne yalan söyleyeyim, hani ilk kitabın o katmerli heyecanı bu kitapta yoktu. Sonlara doğru tabii ki birçok sırrı burada artık ortaya çıkıyor. Clove kim? Mesela buradaki şöyle, hani sırlar ortaya çıkın derken, şimdi şurada şunu vermek zorundayım bilgiyi. Clove, Matt ve Kate'in çocukları, yani kızları, ve zaman yolculuğu yapıyor. Ve zaman yolculuğunda maalesef ki bazı değişikliklere sebep oluyor. Onları düzeltmeye çalışıyor. Ve son artık sayfalarda her şey ortaya çıkmaya başlıyor. Yani sonlara doğru çok güzeldi kitabımız. Ben o yönden çok beğenerek okudum, yani sonlara doğru. Başı çok dediğim gibi biraz yanıltabilir. Yani neden bu kadar yavaş ilerliyor ve kitapla ne alakası var diye sizi yanıltabilir, ama sonlara doğru çok güzel toparlıyor ve ilk kitaptaki birçok açığı burada görüyoruz. Onu hani arka arka okuyunca hani burada böyleydi, bu kız şurada ortaya çıkıyor, zaman yolculukları ve insan yani düşünemeden edemiyor, diyor ki keşke zaman yolculuğu ben de yapabilsem, geçmişe gidebilsem. Ya da genelde burada hani çok çok ileriden, yani şu an bilgi vermek istemiyorum. Hani bir zaman aralığı var. Sadece oralarda gidip geliyorlar. Ve dünyanın küçük bir dokunuşa ne kadar değişeceğini kitap çok güzel bize anlatıyor. Küçük bir savaşın, işgalin dünyayı ne hale getireceğini, güç gösterilerini, yani her zamanki gibi yine kitaplarımızda muhakkak siyaset ve dünyanın işleyişi muhakkak oluyor. Bu kitabımızda buna değinilmişti. Ben Matt ve Kate'in hikayesini çok beğenerek okudum. Clove da bu kitapta eklenerek birçok aslında bağlantının Clove olduğunu öğreniyoruz. Tabii şu an ondan biraz fazla bahsetmek istemiyorum. İlk kitabın yani birçok ayrıntısını burada artık görüyoruz. Onu söyleyeyim. Hani çok sıkılmayacağınız güzel bir seriydi. Dediğim gibi ilk kitap su gibi aktı geçti. Severek okuyabilirsiniz. İlk kitap olarak artı 18 pek bir şey yoktu. Hani yaş aralığı olarak 16 üstü rahat okuyabilir diye düşünüyorum her iki kitabı da. Kurgusu, akıcılığı, yazım dili, her şey mükemmeldi. Aradaki o dosya konuşmaları, şeyler birçok aslında hani kafa karıştırıcı değildi. Bir şekilde birbirini tamamlayarak ilerliyor. Ben çok severek okudum bu kitap serimizde. Hani gençler için harika bence. Yazın çok güzel okuyabilirler. Yazın okuyabilecekleri tatilde çok güzel bir kitap serisi. Evet arkadaşlar, bugünkü kitapla ilgili yorumlarım bunlardı. Yani çok fazla ayrıntıya girmemeye çalıştım. Girdiysem de kusura bakmayın. Bir şekilde artık bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar, kitap hakkında bilgi isterseniz, ayrıntılı hani sormak istediğiniz, okuduysanız üstünde konuşabiliriz. Sormak istedikleriniz varsa yorumda yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Güle güle.